Ki Ümit hocamız şunu dedi. Osmanlı paşaları bu cumhuriyeti kurdu ama biliyorsunuz ki cumhuriyet kurulduktan sonra ilk sürgün edilenler de Osmanlı paşaları oldu. Arkadaşımız da Apo'nun paşa olması ve siz de televizyon kullanılmasından bahsettiniz. Bunların hiçbiri marifet değil. Apo'yu ipten almak en büyük marifetlerden bir tanesi bence. Diyarbakırlı çocuklarla İzmirli çocuklar arasında benim için hiçbir fark yoktur. Ama ve lakin bu çözüm süreci başarısızlığa uğrarsa, eğer İzmirli çocuklardan bir tanesi cıvıl cıvıl askere giderse, Diyarbakırlı çocuklardan bir tanesi de sebebi ne olursa olsun dağa çıkarsa ve bu iki genç kardeş kardeşi vurulursa, karşılaşırlarsa, öl de ölelim, vur da vuralım diye söylemde bulunan milliyetçi anlayış bunun hesabını, vebalini nasıl verecek? Yani bizim artık bu saatten sonra kaybedecek. Şimdi tabii genç arkadaşımız iyi bir siyasal diskurs çekti. Benden oy alamaz ama ikna edeceği insanlar olabilir tabii. 1998 Eylül'ünde Abdullah Öcalan tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Hiçbir şart ileri sürmeden, çünkü mağlup olduğun işin artık gitmediğini görmüştü. Ekim 1998'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demirel parlamentoyu açılış konuşmasında Suriye'yi tehdit etti. Savaşla Öcalan'ı vereceksiniz diye. Öcalan bildiğiniz süreçten sonra Türkiye'ye getirildi. 1984'te Bağımsız Birleşik Kürdistan diye yola çıkan terör örgütünün lideri 1998'in sonunda uçakta Türkiye'ye gelirken benim de annem Türk, Cumhuriyete hizmet etmeye hazırım dedi. İşte mücadelenin sonu budur. Tamam mı? Ya. Ve o müzakerelere başbakan adına katılan şöyle söylüyor. PKK'lı muhataplarına. Bölgedeki valiler ve emniyet müdürleri size karşı toleranslı davranıyorlar. İçinde eğer size karşı toleranslı davranmayan varsa bize söyleyin diyor. İnanılır gibi değil. Yani bir emniyet müdürünün görevi terörle mücadele etmek iken onu yaparsa bana şikayet et diyor. Oslo tutanakları. Hiç ağzını öyle yapma. Tutanakları oku. Tutanaklarda yazıyor. Ve daha bitmedi. Daha bitmedi. Madem bir soru sordun, sonuna kadar ondan sonra o cevabı da dinleyeceksin. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Bir. İkincisi, bugün 2 saattir konuşuyoruz. Mumtaz hocam diyor ki bir tavan oluşturalım. Bir tavan ortaya çıksın ki Kürt, Türk, işte Alevi, Sünnisi bir araya gelsin. Ben bir Diyarbakırlıyım, bir Kürdüm. Oysa siz hiçbir tavan oluşturmadan PKK'ya kafa tasçı diyorsunuz. Oysa kafa tasçının en büyüğü sizsiniz. Niye? Çünkü bak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin gibi kafa tasçılarla dolu. Dolu. Niye biliyor musun? Niye? Kaldırsınlar o kürsüyü. Oraya birini kursunlar. Onlar yapsınlar. Bak bunlar şeyden anlamıyor. Nerede bir genelge var, nerede bir şey var. Hemen meclisi terk et efendim. Yok git, yok seni şunlar bırakıyorum, onlar baş başa bırakıyorum. Dünkü MHP başkan, MHP Genel Başkan Yardımcısının Oktay Vural konuşması seni PYK ile baş başa bırakıyorum. AKP'ye sesleniyor bunu. Sen o zaman sen ne diye gönderdiler oraya? Yok bana mı gönderdiler? Yok Evet. efendim. Sen oraya çıktın. Evet, toparlarsan. Sen o insan. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. Bakın ikinci tur. Arkadaşlar bir saniye. İkinci bitirsin. Turda arkadaşlar ne olur hem bitirsin. Konuşmacılardan hem de son. Bir dakika arkadaşlar. Toparlayın lütfen. Arkadaşlar bir saniye. Ben bir Kürdüm. Tamam. Ben bir Kürdüm. Tamam. Akşamdan konuştuğunuz konuşmaların hiçbirisi beni şey yapmadı. Yani beni tatmin etmedi. Niye? Çünkü tutturmuşsunuz Türklük Türklük. Efendim bana bir ortak tavır oluştu. Şu barış sürecine her ne kadar olumsuz olsa da yani şu artık kan dökülmesin, artık analar Evet. ağlamasın. 30 yıldır 35 milyon 50 bin insan kaybettik. Evet. Bunu vebali siz ve sizin gibi siyasetçiler Evet. verecektir. Teşekkürler. Teşekkür.